Herkese merhabalar. Adalet Çıkar, ben Büyükşehir Meclis Üyesiyim. Sizin süreciniz biliyorsunuz 2016'dan başlıyor. Burada 2016'da Remzi Bey bir talep getirdi. O dönemde meclis üyesiydim. Buranın 5393 sayılı kanuna göre yani 73. madde uygulaması getirildi buraya. Kara Dolap'la beraber, Kara Dolap'taki 38 ada dediğimiz hani Tüveç Adası'yla beraber bir dönüşüm, yani kentsel ve dönüşüm projesi getirdi önümüze. Biz o dönem buradaki kentsel dönüşümle ilgili çekincelerimizi söylemiştik. Oy çokluğuyla o dönem kentsel dönüşüm uygulaması meclisten geçti. Şehir meclisten geçti mi diye sorduğunuzda, yani belediye kanununa göre o dönem geçti. Bir yetki aldı Remzi Başkan. Sonrasında da havalandırmaya o aldığı yetkiye yetkiyle beraber 2017'de TOKİ ile bir proje çalışması yaptı burada. Yani bütün alanla ilgili bir çalışma yaptı. TOKİ o çalışma sonucunda burayla ilgili anladığım kadarıyla belediyede uyumlu bir süreç götürdü. Sonra Kara Dolap Mahallesi ile ilgili bir sorun ortaya çıktı. Havalandırma arkadan kesiyor abi sesi. TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kara Dolap'la ilgili yaptığı projelerde yani çıkacak olan yapıda sonuca varamadılar. Sonra Kara Dolap Mahallesi'ni buradan ayırdılar. 2020'de de Belediye Meclisi'nde biz burayı İslam Bey'den ayırıyoruz diye bir çalışma geldi. Sonra Kasım 2021'de tüm yetkiyi, Kara Dolap'ın yetkisini Büyükşehir'e devretti. Siz burada projeniz devam ediyor kaldı. Sonrasında burayla ilgili tabii sadece 53-93 sayılı kanunla alınan yetkiden ziyade bir de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 6306 sayılı kanunla ilgili bir yetki alınması gerekiyor. Çünkü alanın eski alan yapılmasıyla beraber daha kolay bir dönüşüm yapılacağı düşüncesi alınmış. Tabii o arkadaşlar dinleyebiliyor muyuz? 6306 sayılı kanun uygulaması bizim meclisimizle bir alakası yok. İlçe meclisinde. Bakanlık. Ayrıca bakanlık bu yetkiyi verirken de 6306 sayılı kanun riskli alanın yapılandırılmasıyla ilgili bir kanundur. Bizimkisi 5393 sayılı kanunun 73. maddesiyle dilediği ilgilendiren konu bu. Tabii ki 6306 sayılı kanun yapılırken sonuçta belediye ile birlikte büyük ihtimalle istişare halinde yapılmıştı. Hatta ben mecliste de bunun sorgulanması konusunda, yani burada nasıl bir proje yapılıyor şeklinde sorularımız da oldu. Süreç nasıl yürütülüyor? Arkadaşlarımız sonrasında sizinle görüşürüz. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İnşaat Fakültesi de burada bir çalışma yapmış. Belediyeye bir sunum yapmış. Onunla ilgili de belediye bir sonuca varmış. Sizinle yapılan çalışmada en son Mayıs ayında da burada bir 6306 sayılı kanun rezerv alanla ilgili bir karar alınmış. Sonrasında başkan sizinle gelmiş. Buradaki toplam alan büyüklüğü 459 141 de parsel sayısı var. Ona göre bize göre bina sayısı da 206 394 de bağımsız birim var. Evet. Bana en son verilen bilgiye göre burada hem maliye hazinesi var, İBB'nin de bir parseli var. İBB şahıs mülkiyet diyenler var. Eyüp Belediyesi'nin yine mülkiyetinde olan yerler var. Şahısla beraber toplam 37.500 metrekarelik bir alan var burada. Lejantlarına baktığımız zaman da değişik alanlar var ama mevcut yapılaşma, yani şu andaki mevcut yapılaşmada 39.000 metrekarelik alan var. Abi çayı bir susalım mı? Ne oluyor? Net parsel alanında 26.000. Bu yapılaşmaya göre içerisinde
Önerilen plan var. Size yeni bir plan geliştirmiş. Bu bir vaziyet planı. Buna göre de anladığım kadarıyla 630 konut öneriliyor. Değil mi? 630 konut. Bunun içerisinde 665 kişiyle görüşülmüştü en son, 492 kişi olumlu bakmış bu olaya. Süreci bu şekilde yürütüldü. Hatta başkan geçen gün dedi de biz burada yıkıma başladık ama sizin durumunuz nedir konutla ilgili? Yani bakın ben sadece bize verilen bilgiye göre biz de muhalefet meclisindeyiz. Burada sizin bize vereceğiniz bilgilerle ilk mecliste vatandaşın talepleri buradadır. İsterseniz sizden de birkaç kişi gelir. Meclise temsilen gelirsiniz. Biz de bununla ilgili orada sizin talepleriniz neler? Bugün burada bize şifaya söylersiniz. Sonra bunu yazılara getirirsiniz. Bizler de bu konuyu da 30 gün bunlarla ilgili 30 gün sonra kanunen yapılan yıkacağız şey. Diyor. Şimdi 6.306 sayılı kanuna göre eğer orada bir ilan yapılmışsa ilgili tebligatlar yapılır. Peki bunun kanun yapılır. Bunun resmiyeti var mı bu tebligatın? Şöyle bir şey bu şu anda çevre şehircilik Şöyle bir şey, bakın burada okunan yazıda Çevre Şehircilik Bakanlığı diyor ki ben burada 6.306 sayılı kanun uygulaması yapacağım diyor. Buradaki binalar alan diyor riskli, depreme dayanıksız. Siz de kendinize hiçbir yerler bulun, gelin ben size bunu da dönüşüm yapacağım diyor. Bununla ilgili de sizin buradaki burada bir çoğunluk Çevre Şehircilik Bakanlığı ilgili kanun istiyor da burada %65 aranır çoğunluk. Sayın Başkan, hakkımızı vermiyorlar. İşte bak biz de razıyız. Hakkımızı vermiyorlar. Biz de razıyız. Bana yüzde, tabur yaptı bana. Yüzde, yani sizin hepinizden sonuçta olumlu görüş alacak. Dolayısıyla bunun sonunda da 165 yapılacak. Ondan sonra da dönüşüme başlayacak. İşte onu söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz? İster verin. Bakın ne diyor. Yıkılır mı buralar diye soruyor. Bakın ne diyor. İster verin. Bunun uzatılması ile ilgili kanunda yani 2 ay, 1 ay. Böyle bir yasak var peki. İster verin, ister vermeyin diye bir anlayanlar. Elektrik suyu kesecek. Çoğunluğu yakaladıktan sonra diyor. Size gelen tebligatlar diyor. Evini yıkarım. Kanun onu emrediyor. Yeşil bina mı yıkılıyor? Şimdi bakın, kanunu nasıl alıyor bu meclis? Nasıl alıyor bu kanunu? Önce dayanetli ya. Bakın, 636 sayıdı. 166 sayıdı yakaladım diyerek bunu yolladı. Tabii ki şeffaf bir yükümlülüğü var. Devletten gücünü alıyor. Kanun diyor ki kardeşim, burada eğer riskli bir durum varsa bununla ilgili %65'i yakaladığım anda çoğunluğu işinde bu devlet bizim için. Riskli alan bir bölgede Kemerburgaz bölgesinde satışlarla ilgili böyle farklı bir durumu var. Sizinle ilgili konu geçen ay meclisimize de geldi. Biz bu konuyla ilgili itirazlarımızı soru önergelerimizde verdik yani siz. Ama bize gelen konu size 3'te 2 çoğunluğun kabul noktasındaki bir konu. Nerede? Şöyle, bu yaşanan mağduriyet bizim Nişancada, bizim de içinde olduğumuz yaşanan Nişanca mahallesinde de aynı şekilde var. Çünkü Nişancada da kesinlenme ile ilgili olarak planlarda çıktı, metrekareler alabildiğinde kullandı. Sayın Ece Şengel, insanların cehaletine. Biliyorum, 1950'de 50 lira size kira geldi. Buna ben karşı geldim. Planlar ne kadar?
Şurada 5 bin lira aldım. 5 bin devletin de 200 lira ev alamıyoruz. 100 lira daha geldi. Bizi mağdur etmiyor. Hayır bak şimdi bir dakika. Şöyle. Bu konuyla ilgili ben şöyle bir itirazım oldu. Eyüp Belediyesi arkadaşlarım başkanlarım da burada bir nakdi yardım noktasında böyle bir hakkımız yok. Belediyenin öyle bir şeyi yok. Dedik ki bir devlet eğer 1970 lira kira yardım yapıyorsa bugünkü enflasyon koşullarında bu kira yardımını değiştirsin. Kaç paraysa rayiç değerler, kira bedelleri onu versin. Belediye neden veriyor parayı? Yarın Eyüp'ün bütün dönüşümünde mahalledeki bütün mahallelerde bu talep gelecek. Bu talep geldiği zaman Eyüp Belediyesi kasası bunu karşılayabilir mi? Bu ne yapacak? Belediye borçlanacak. Batağa düşecek. Yani size 496 var. Yani bu 496 daha çıkabilir. Nişancada 3000 var, 5000 var, her mahalle var. Biz gelelim bu süreci sata sata getiriyoruz arkadaşlar. Eyüp Belediyesi elindeki arsaları sata sata getiriyor. Kemal Urgaz'da Göktürk'te en az bugüne kadar 20 tane satış gerçekleşti. Yani hasat satışlar gerçekleşti. Dolayısıyla satıyoruz mallarımızı. Bazı şeyler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani o kaynaklarımızla belediye daha gelirleri yükseltecek hadiseler içerisinde giremiyoruz. Halbuki Usta Belediyesi önemli bir belediye. Kendi kaynaklarla kendi gelirlerini yapıyoruz. Kendi dönüşümünü sağlayabilecek bir yapıladır. Vatandaş odaklı. Bir de sizin yaşam hakkınız vardır. Yaşam hakkı yok. Dolayısıyla işte bu kapsama girin, bu kapsama göre. Sizin bu konuyla ilgili bir herhangi bir değerli bir herhangi bir yaklaşmanız var mı? Yok. Ya o da var mı içinizde? Yok. Şu anda Allah'a kadar.